Hiç yapmaz. Bakın çok güzel ya. Hiç yapmaz. Daha olay bu. Sen hep yeter. Atmaca. Evet. 53. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sen bakalım biraz böyle esnafları dolaşalım. Şeye kadar. Mekana doğru da gidelim. Yaşıyorum. İstanbul'u kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu emeklilikte yaşa takılanlardan 1 milyon grup var. Buna bir el attığında bizim öyle İYİ Parti'ye, CHP'ye gitti. Sayın Başkanım, bir de Suriye konusunda insanların tepkisi var. Yani önemli olan EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Kadir Milo, deyin ki ya bir sene, iki sene indirim yapacağız deyin. Çok aşırı, ben bunun içindeyim. Ben bir Rizeliyim, bir Erdoğan'ı seviyorum, Erdoğancıyım. Ama üzülüyorum başkanım, bile bile İstanbul'u verdi. Şu 1 milyon grup var. Yeni kapıda toplantı, 1 milyon insan toplanıyor. Bunu göz ardı etmeyin. Deyin ki ya 1 sene, 2 sene kademeli olarak yapacağız. 3 sene iyi, durum iyidir. Yeter ki söyleyin. Bu oylar İYİ Parti'ye gitmesin. İnşallah. Sayın Başkanım, bilgilenirsen sevinirim. Sayın Bakanım, bir soru da ben soracağım. Bu aralarda hem CHP milletvekilleri hem AK Parti milletvekilleri vızır vızır işliyorlar. Acaba ufukta seçim mi var? Bir takım konuşmalar var. Biz de pazar radyosundayız. Aynı zamanda pazar basınıyız. Süleyman Basan'ın da daimin çocuğudur. Böyle halk da konuşuyor. Seçim var. Havası bilmiyorum yani. Sadece ben sizin düşüncenizi. Basın mensubusun. İçeridesin. Seçimi gerektirecek bir şey var mı? İşte sizlere soruyorum sayın. Yok. Seçimi gerektirecek bir şey yok. Hayır, seçimin gerektireceğini millet söylüyor. Öyle bir şey yok. Çünkü dün 5 tane CHP milletvekili özellikle Rize'yi dolaştılar. Yine siz evet kadar varlar mı? Ya geldiler, dolaşıyorlar, halkla konuşuyorlar. Siz olsun diğer şeyler geldi. Halk konuştuğu için soruyor. Evet. En güzel cevabı siz vereceksiniz bakalım. Seçimi yaptık, seçimleri bitirdik. İnşallah 2023'te seçimleri birlikte yapacağız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.